bir hatırlatma olmaz. Türkiye gibi bir ülkeye kendi başkentindeki on önemli ülkenin gelişmiş ülkenin temsilcisi bir araya gelip de böyle muhtıra vermez. Bu bir utançtır. Yapılan iş yanlıştır. Muhatap olduğumuz için de utanıyoruz. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sonra son söylenecek söz diplomasi de ilk söyledi. Şahsı çok biliyor çünkü diplomasi. Herkes monşer, kendisi profesyonel. Tak istemeyen kişi ilan edin. Gitsinler buradan. Yahu diplomasi de kavga bile kademe kademe yapılır. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Şimdi orada görüşeceğim görüşemedim. Bu Roma'da görüşeceğim görüşemedim. Glasgow'da inşallah Glasgow'a gideceklerdi. Biz yalvardık Paris anlaşmasını imzalayın. İmzalamadan gelmeyin dediler diye onu da imzaladılar paldır küldür. Beş sene sonra. Şimdi Biden'la görüşme öncesi bu tabi çok kolay bir şey sandı. İstenmeyen kişi ilan edelim hepsini on ülkeyi birden. Dışişleri bürokrasi saçmaş oluyor. Bugün satır aralarında var. Dışişleri Bakanı diyor ki bürokratlarımızın diplomatik krizden büyük başarısıyla çıktık. Vallahi büyük başarı. Oraya bir cümle buldular. Söyleyen diyor ki ben kimsenin iç işlerine karışmıyorum. İngilizcesini öyle yazmışlar. Türkçede bir de kelime oyunu. Karışmadığımızı teyit ederiz. Bunu ileriye dönelik bir taahhüt olarak söylüyorlar. Karışılmayacağını, ona bağlı kalınacağını teyit ediyorlar. Bizimkiler diyor ki bak 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 geri vites yaptılar. New York Times Erdoğan'dan geri vites yazıyor. Yeni Şafak büyük elçilerden. Yutmazsan gargara yap. Ama öyle bir noktadayız ki diplomatların büyük başarısını da hep birlikte takdir ediyoruz. Dışişleri Bakanı dahil. Çünkü son söylenecek söz ilk söylenmiş. Hadi bakalım buradan. Ya istenmeyen kişi ilan edilen, O bir cümleyle yalandan çevrilmiş bir cümleyle vazgeçiyorsan bu da iyi bir iş yani. Bu da önemli bir geri vites. Tayyip Bey de yani geri vitesi güçlüdür. Bakma ben de yok bugün. Bir zamanlar Türk basının amiral gemisi bugün o manşetle çıkmış. Geri vitesi yok bu şekilde taarruzdaymış. keyif yapıyor Amerika'da bizim papazı vermeden alamazsın papazı bu can bu bedende durdukça Fransız nasıl gittiğini kendi bile anlamadı. Bizim papaz dediği Amerika'da Fethullah Gülen keyif sürmeye devam ediyor. Aldın mı Fethullah Gülen'i de verdin bansını? Nasıl taktın geri vitese? Deniz Yücel Merkel'e ey Merkel nasıl taktın geri vitese? En iyi arabaları Merkel üretiyor ama sen biniyorsun. Geri vitesi de en çok sen kullanıyorsun. Bunu bunu tarih önünde bir kez daha söyleyelim. Dünyanın en iyi arabalarını Merkel üretiyor. Bilmiyor ama üretiyor. O mütevazisine biniyor. En pahalısını alıp sen kullanıyorsun ama geri vitesi de en güzel sen yapıyorsun. Bu AKP'nin tek adam rejimi Türkiye'yi bir yandan dolar karşısında değer kaybı noktasında Çin'den bile daha ucuza işçi çalıştıran bir ülke noktasına getirdi. Çin'deki askeri ücretin altındayız. Askeri ücreti, asgari ücretimiz 300 doların altına indi. Bir zamanlar Çin'deki ucuz iş gücü Türkiye'de merak konusuydu. Bu kadar ucuza nasıl olur? Diyeniyordu ki ama orada her millet ev kirası yok, ulaştırma yok, yemeğini devlet veriyor çalışanların falan falan falan. Şimdi o Çin'in altına düştük, ev kirası var, elektrik, su, doğalgaz var, her gün zamlanmakta, boğaz var, pahalı gıda var, çocukların okul masrafı var, yol parası var ve Çin'den daha az alıyoruz. Korkunç bir durumda Türkiye'de işçi sınıfı. Türk iş bugünlere gelinmesinde günah çoktur, açıklama yapmış. Açlık sınırı 3093 lira diye. Yoksulluk sınırını da 10 bin lira olarak açıklamış. 10.075 lira diye. Çok daha yukarı rakamlar söyleyenler var ama çok önemli bir sendika. Sendikacılık tarihinin mihenk taşı. Mücadele noktasında, direnç noktasında önemli zaaflar gösterdiler. Ama bugün geldiğimizde iktidarın karşısında iktidara karşı Gerekli direnci göstermeyen ortada bir sendikanın verdiği rakamlar bugün askeri ücretin açlık sınırının altında olduğunu gösteriyor ve buradan bir çağrı yapıyoruz. Bunu yıllardır söyleriz, askeri ücretten vergi kaldırılmalıdır diye kanun tekliflerimizi de vermişiz, bu sözümüzün arkasında hep durmuşuz, defalarca da reddedilmiş. Şimdi diyoruz ki geçen hafta bir kulis haberi yayıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sızıntı. MHP asker ücretin kaldırılmasını istiyor. Şimdi anketlerde çakıldı ya arkadaşlar. Bir sempati duyuyorsun partiye belli çevrelerce falan. Plan Bütçe Komisyonu tutanaklarına bakıyoruz dikkatle. İsmail Faruk Aksu, MHP sözcüsü, orada MHP adına söz hakkını kullanan komisyon üyesi, asker ücret vergi dişi kalmalıdır demiş. Hemen gelin. İsmail Faruk Aksu Bey hemen bekliyoruz. Biz de gelebiliriz. Bir araya gelelim. Bir araya gelmemize bile gerek yok istemiyorsanız. Biz zilletiz milletiz ya. Sayı yetti sayenizde. Şu anda askeri ücretten verginin kaldırılmasını öneren partilerin toplam milletvekili sayısı 350'ye yakın. Bu şartlar altında birlikte bunu hemen geçirebiliriz sözünüzün eliyseniz Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten asgari ücretten vergi kaldırılsın tezimize yaklaştıysa tamam diyorsa kendi kanun tekliflerini versinler bugün versinler pazartesi komisyonda çarşamba günü mecliste geçirelim. 3577 lira oluyor asgari ücret o zaman ve asgari ücret 3577 lira olurken çalışanı çalıştıran patrona yanında eleman çalışan esnafa, kobiye, sanayiciye bir lira yük gelmiyor. Aynı para. Bürüt nete dönüşüyor. Devlete gitmiyor, işçiye gidiyor. Hiç olmazsa asgari ücret yeniden belirleneceği güne kadar nefes alsınlar ve hesaplar bundan sonra çok daha rahat yapılsın. Bunu yapmıyorsanız EYT'liler nasıl artık emeklilikte yaşa değil, emeklilikte MHP'ye takılanlar var. Bu sözünüzü de tutmazsanız geçen haftaki o kulis bilgileri MHP'nin nasıl aslında başka şeyler söyleyip ittifak ortağı AK Parti'nin emrinde oldukları için yapmadıkları bir kez daha görecek. Bugün bir üç maddelik kanun teklifini meclise İsmail Faruk Aksu'dan bekliyoruz. İki elli oy vereceğiz. Yeter ki asgari ücretli vatandaşlarımız 3577 lira maaş alsınlar gelecek aydan itibaren ilk maaşlarında ve zam bunun üstüne gelsin. O zaman belki kurtulurlar. Belki bir rahat nefes alırlar. Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde on yüzde on çekti. Yükseltti. Gıda enflasyonu da 15'ten 23.4'e. Bunları Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Gerçeğin bunun tam iki katı olduğunu biliyoruz. TÜİK'in Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu TÜİK'in rakamlarının gerçeğin yarısı olduğunu vatandaş biliyor. Gıda enflasyonu. Gidin sorun bakalım. Geçen seneye göre file yüzde yirmi üç mü pahalı doluyor yüzde elli yüzde altmış mı? Bunu net olarak görmek net olarak söylemek lazım.